Türkiye'de tüm iş kollarında olduğu gibi metal iş kollarında da özellikle pandemi sürecinde çalışma koşulları daha da ağırlaştırıldı. Sermayedarlar pandemi sürecinde karlarını katlarlarken işçi ve emekçiler, başta metal işçiler olmak üzere tüm işçi sınıfı ve emekçiler daha ağır çalışma koşullarına mahkum edildi. Ücretsiz izinlerle, kod 29'larla işlerinden atıldı. Bugün çalışırken yaşayamıyoruz. Bu gerçeklik varken işçi ve emekçiler işsizlikle ve virüsle bu ikilem arasında bırakıldı. Biz buna karşı başta metal fabrikanda olmak üzere hayatın olduğu tüm alanda mücadele yürütüyoruz, mücadele veriyoruz. İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. Ve bildiğimiz gibi de bu dönem yaklaşık 200 bin işçiyi kapsayan metalde bir TİS süreci var. MES ile girilen bir TİS süreci. MES patronları bu süreçte karlarını katlarlarken işçilere asgari ücreti dahi yapılacak zamın altında bir zam da yazacaklardır. Geçmiş sözleşmede bunu yapıyorlardı. Ve bugün ne yazık ki bu sözleşmede yer alan tırnak içinde işçi sendikalarının yapmış oldukları teklifler ve o teklifleri de sahiplenmeyen tutumları sonucunda bu sözleşmenin, bu TİS sürecinin sonucunda neler doğuracağını bizlere gösteriyor. Yine metal işçileri açlığa ve sefalete mahkum edileceklerdir. Biz buna karşı mücadele ediyoruz. Sendikamız TOMİS, Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası. Metal işçilerine gerçek taleplerini oluşturmak için kendi fabrikalarında, kendi birliklerini kurmaları ve sendikamızla iletişime geçmeleri çağrısını yapıyoruz. 24 Ekim'de Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan işçi emekçi mitinginde de yine metal işçilerinin kendi gerçek taleplerini haykırabileceği, bu taleplerini dillendirebileceği bir miting olarak görüyoruz. Bu mitingi başta metal işçileri olmak üzere Türkiye'nin tüm işçi sınıfı ve emekçileri bu mitingde yer almalı, bu mitingde taleplerini güçlü bir şekilde haykırmalı diyoruz. Bizler bunun için bugünlerde, bu son hafta çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Eğer 24 Ekim'i güçlü geçirirsek bundan sonrası için de atacağımız adımlar o kadar güçlü olacaktır. Bu mitingin ardından o metaldeki o toplu iş sözleşmesi süreci daha yoğun bir şekilde başlamış olacak. Keza asgari ücret görüşmeleri başlamış olacak, bütçe görüşmeleri başlamış olacak. 24 Ekim'de işçi ve emekçiler olarak ne kadar sesimizi güçlü bir şekilde haykırır, taleplerimizi o kadar güçlü bir şekilde savunursak bundan sonraki süreçte de o kadar güçlü olur ve daha da gücümüzü arttırırız. Kendi taleplerimizle sokaklara, meydanlara dökülmüş oluruz diyebilirim. Sendikamız Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası bildiğiniz gibi 2015 yılında ihanetçi ve icatçı sendikal bürokrasiye karşı mücadele eden işçilerin, önce işçilerin kurduğu bir sendika ve bu sendikada gerçekten tam anlamıyla sözde, yetkide, kararda işçidedir. İşçilerin birliğini, işçilerin taleplerini ve işçilerin mücadelesini esas alır. Fiili meşru mücadele yol ve yöntemlerini esas alır. Devrimci sınıf sendikacılığı ilkesiyle hareket eder. Nedir bu diye soracak olduğumuzda ise yanıtımız şudur. Bugün sermayedarların ve onların hükümetinin işçi sınıfımıza yönelik her türlü saldırısına karşı yasal ya da fiili fark etmeksizin her türlü saldırısına karşı fiili ve hukuki her türlü mücadeleyi, yolu, yöntemi, aracı deneyerek mücadele ediyoruz. Devrimci sınıf sendikacılığı diyoruz. Neden? Çünkü bugün ne yazık ki ülkemizde tırnak içerisinde işçi sendikaları icazet almaya, uzlaşmaya ve işçilerin, emekçilerin haklarını, taleplerini bugün patronlara kapalı kapılar arkasında peşkeş çekmeye başlamış durumda. Biz buna karşı mücadele ediyoruz. İşçi sınıfının tüm bu icazetçilikten, uzlaşmacılıktan, işçi sınıfını denetim altında tutan sermayedarların her türlü kurumunda bağımsız bir şekilde devrimci temellerde mücadele çağrısı yapıyoruz. Mücadele çağrımızı yineliyoruz. Yine 24 Ekim'de işçi emekçi mitinginde de sendikamız TOMİS'le birlikte tüm metal işçilerini yürümeye, TOMİS'le birlikte sendikamızla birlikte tüm metal işçilerini taleplerini haykırmaya davet ediyoruz.